Mavera TV'den herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hayat Memat Meseleleri programıyla bir kez daha karşınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in 24. gününde bayrama doğru yavaş yavaş yaklaşırken ekranımızın sol tarafında kıymetli bir konuğumuz var yine. Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Aliye Uslu Üsten hocamız davetimizi kırmadı bu iftar sonrası yorgunluğuyla, sağ olsun. Bizlere eşlik edecek bu akşam. Gençlik ve edebiyat diye aslında önemli bir konuyu belirledik. Hocamızın tabii ki çalışma alanları, yabancılara Türkçe öğretimi, dil ve edebiyat öğretim yöntemleri, ki kendisinin edebiyat eğitimi üzerine doktora çalışması ve sonrasındaki çalışmaları. Tabii ki gençlik edebiyatına hocamızın özel bir ilgisi ve nitelikli çalışmaları, yayınları var. Ben de istedim ki bu akşam gençliğin edebiyatı ve edebiyattaki gençlik nasıl tezahür etmiş? Bunları hocamızla bir sohbet havasında konuşmak istedik. O da sağ olsun davetimize icabet etti. Hocam nasılsınız? İyisiniz? İyi görüyoruz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam. Şükürler olsun. 90. yayınımıza geldik bu arada. Evet, 90. Maşallah. bir ritim tutturduk. Devam daha ediyoruz. Daha nicelerini inşallah. Ben İnşallah. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Ben keyifle katılmayı kabul ettim zaten. Çok sağ olun. Eyvallah hocam. Tabii gençlik üzerine günümüzde işte gençlere nasıl ulaşalım? Hem bu soruyu siyasetçiler de soruyor. İşte dini açıdan, yani din eğitimi evet. açısından da soruluyor. İlahiyatçılar da soruyor. Evet. Tabii ki edebiyatçıların da sormaya hakkı var sanırım. Ama önce gençliği tanımlayalım. Yani bu yaşla ilgili bir tanım mı yapmak lazım? Bir sınırlandırma mı yapmak lazım? Hı-hı. Siz gençliği nasıl tanımlıyorsunuz? Böyle bir giriş sorusuyla başlayalım isterseniz. Tabii şimdi bu sorunun aslında iki türlü bir cevabı var. Yani birincisi bir toplumda değişen gençlik algısına bağlı olarak ortaya çıkan bir gençlik imgesi var. İkinci olarak da işte yaşa bağlı, gelişim özelliklerinin hareketle verdiğimiz bir yaş aralığı var. İlk kısma baktığımızda toplumdaki gençlik imgesi işte kültürel, toplumun sosyolojik yapısı, otoriter veya baskıcı bir eğitim anlayışı etkisinde oluşan ortaya çıkan bireyler var. Sonuçta bu toplumda da ayrı bir birey olarak kabul edilmeyen gençler, çocuklukta belirlenen kurallarla eğitimde devam edilmek istenen bir gençlik tipi oluşturuyor. İşin bir boyutu bu. Tabii bu durumda farklı ideolojilerle yetiştirmek istenen de bir kitle var, hedef kitle var karşımızda. Diğer taraftan dönemin şartları bunu etkiliyor. Yani öncesinde tarıma dayalı toplumlarda işte genç ergenliğe giriş daha aşağıda görünüyor. Çünkü sorumluluklar yüklenmiş o dönem gençlere. Zamanla sanayileşmeyle birlikte bu sorumluluklar azalmış, yerine farklı sorumluluklar gelmiş ve tabii şartlar iyileştikçe bu ergenlik yaşı da yukarılara doğru çıkmış. Ama bilimsel açıdan baktığımızda biz Aristo'ya kadar gidebiliriz. Çünkü Aristo 7'şer yıllık 3 döneme ayırmış ve son dönemde işte 15-21 yaş arası genç demiş ve bunların bu gençlik döneminin de tutkulu ama denetimden uzak, başarı hazzının yüksek olduğu, idealizmin işte cesur davranışlar gösterdiği bir dönem olarak tanımlamış. Hı hı. Orta Çağ dönemine baktığımızda bir evre kavramı yok zaten o dönemde. Rönesans'la birlikte işte başlıyor. Gençlerin artık bir bilinç ve ahlak gelişimini destekleyecek şeyler gençler için yapılması gerektiği söyleniyor çalışmalar. 1800'lerde ciddi çalışmalar görüyoruz biz Batı'da. Artık ergenlerin işte zihinsel ve fiziksel gelişimlerinin takip edildiği, işte farklı toplumda farklı roller edindikleri, fırtınalı ve stresli bir dönem olarak tanımlanan bir evre. Ve aynı zamanda ayrıcalıklı bir dönem aslında. Öğrenmenin çünkü en üst düzeyde olduğu ayrıcalıklı bir dönem. Hı hı. Ama baktığımızda biz bunu ergenlik dönemiyle hani çok iç içe geçiriyoruz gençlik dönemini. Hı. Halbuki işte ilk gençlikten sonra bir ergenlik dönemi var. Arkasından bir işte genç yetişkinlik dönemi dediğimiz yetişkinlik öncesi bir dönem var. Hani bunları da ayırmak lazım. O yüzden yani üçe ayırıp işte ilk gençlik, sonrası ergenlik ve arkasından genç yetişkinlik diye ayırabiliriz. Hı hı. UNESCO zaten 15-25 yaş aralığını söylüyor. Birleşmiş Milletler 15-24. Ama tabii bu şartlara bağlı olarak
değişebiliyor. Hatta bugün sosyal medyada bir hocaların yani nörolog ve psikologların bir paylaşımını gördüm. Bu eril yaşın işte ergenlik yaşın üst sınırının 21'e çekilmesi hani olgunlaşma giderek düşüyor. O yüzden üst sınır 21. Hatta bir nörolog da 25 bile olur, 24 bile olması gerekir diye yazmıştı. Bugün onu denk geldi gördüm. Öyle bir döneme de giriyoruz sanki. Hani o yüzden bu yaş aralıkları değişebilir tabii. Ama bizim gençten anladığımız, hani genç dediğimiz kitle çocukluğu tamamlamış, ne yetişkin ne çocuk arada kalmış bir aslında yaş grubundan bahsediyoruz. Ve çalkantılı bir dönem. Akıl bali oldu diye hani tarif eder bizim gelenekte. Evet. O zaman her yüzyılın ya da her medeniyet havzasının ya da zihniyetin bir genç tanımı var. Evet. Genci tarif etme yöntemi var. Şimdi tabii gençlik dönemi o dediğiniz geçişlerin, sancılı geçişlerin yaşandığı da bir dönem. Evet. Genç insan kendini nasıl anlamlandırır? Yani biraz da hani insan olduğumuzun farkına varma durumu, kendilik bilincinin geliştiği yıllar bu yıllar. Nasıl bu kıvam oturuyor? Siz de tabii eğitimle uğraşıyorsunuz, öğrenciler yetiştiriyorsunuz. Etrafınızda da şahitlik ediyorsunuz. Evet, gözlemlediğiniz kadarıyla nasıl kıvam bulur bir genç o yetişkinliğe doğru ilerleyen süreçte o kıvamını, insanlık kıvamını nasıl yakalıyor? Ya aslında burada yetişkinlere çok fazla görev düşüyor. Çünkü onlar nereye gideceklerini hani freni patlamış bir arabaya benzetiliyor bu yaş grupları. Onları frenini tutturacak bir güç lazım. O freni tamir edecek bir güç lazım. Ya da işte o freni patladığında doğru tarafa yönlendirecek güç lazım. Çünkü bu dönemde henüz davranışların sonuçlarını hesaplayamıyorlar. Karar verme becerileri tam gelişmemiş. Ama biz onlardan yetişkin gibi davranmalarını bekliyoruz. Dolayısıyla onların kimliklerinde, kişiliklerinde bunlar olumsuz sonuçlara sebep oluyor. Sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden onların bu gelişmelerini de göz önüne alarak doğru yönlendirmelerle, doğru ilgi ve işte hobilerle ya da işte farklı şeylerle yönlendirmek lazım. Çünkü beden olarak da beden gücünde de bir artış görülüyor bu dönem bireylerde. Dolayısıyla bedensel eylemlere katılma, kendilerini göstermek istiyorlar, arkadaş ilişkilerinde öne çıkmak istiyorlar. Tabii erken olgunlaşmanın da etkileri olabiliyor. Yani erkeklerde bu erken olgunlaşma olumluyken kızlarda ters sonuçlar doğurabiliyor. Ya da erkeklerde geç olgunlaşma, zayıflık belirtisi olabiliyor. Bu tür olumsuz koşullar ortaya çıktığında yetişkinlere görev düşüyor. Yani kendilerini çünkü bir kimlik arayışı içinde oldukları dönem. Yani hem bedenlerine uyum sağlamak istiyorlar hem o zihinsel gelişimlerinde o bedene uydurmaya çalışıyorlar. Ben kimim sorusu üzerine yaşıyorlar. Ben kimim sorusu üzerine yoğunlaşıyorlar. Bu noktada aileler çok işin içerisinde kalmıyor artık. Yani daha çok bu ben kimim sorusunun cevabını arkadaşlarında ya da yakın çevrelerinde sevdikleri insanlarda, rol model dediğimiz kişilerde arıyorlar. O noktada rol modellerin olumlu özelliklere sahip insanlar olması gerekir ki onlar da o şekilde kendilerini yönlendirebilsinler. Eyvallah. O gençlik biraz da fark etmeye başladığımız, hani kendimizi, başka insanları tanımaya başladığımız bir dönem. Dolayısıyla zihnin de çok diri olduğu, algıların çok açık olduğu, duyuların, duyguların, hislerin çok kuvvetli olduğu bir dönem. Bunların da terbiyesi bir eğitimi söz konusu. Bahsettiğiniz gibi bu da herhalde bir üst kuşağa düşüyor. Anne babalara düşüyor, öğretmenlere düşüyor. Hani meşhur bu kuşak çatışması ki çok eski metinlerde bile yakınmaları görürüz. Ya bu gençlik bozuldu gitti işte Kutatku birlikte falan okuruz bunları. Yani yakınmalar hep aynı. O çatışma kaçınılmaz bir şey mi? Yani o kuşak çatışması. İlla bir çatışma yaşayacak mıyız? Yani genel olarak baktığımızda çatışma sadece bu büyük olaylarda değil. Hani küçük diyaloglarda bile çatışma yaşanabiliyor. Çünkü özellikle günümüzde daha fazla çatışma yaşıyoruz. Çünkü biz onların konuştuğu dili kaçırmaya başladık artık. Onların zevkleri, ilgileri çok farklı. Çünkü yapay bir dünya var. Sanal bir alem var artık. Biz onun içerisinde çok yakalayamıyoruz sanki. O teknolojinin içerisinde farklı yerlerde yakınlık arıyorlar kendilerini. Farklı
ilişkiler içerisinde, sanal ortamlarda yakınlık kurmaya çalışıyorlar. Biz o dili yakalayamadığımız için yani bir kelimenin bile yanlış anlaşılması aslında bir çatışmadır. Orada ortaya çıkan bir sorun. Bu da bir çatışmadır. Bu her dönem görülecek. Zaten yani işlenen romanlarda, işte edebiyatta işlenen konulara, temalara baktığımızda önceki gençlerde de sorunlar aynı, şimdi de aynı. Sorunlar hep aynı olmuş. Yani bu çatışma vardı, şu anda var ve var olmaya devam edecek. Herhalde bu şiddetini biraz hani ayarlayabilir hafif miyiz? Evet. Erikson öyle diyor zaten. O dönemi sağlıklı geçiren bireyler ileride yetişkinlik döneminde zaten rahat bir hayat yaşarlar. Her anlamda rahat bir hayat yaşarlar diyor. Ne kadar o çatışmayı sakin geçirebilirsek, ortak bir noktada buluşabilirsek o kadar rahat atlatırız o süreci. Çünkü Ali Hocam hani rahat atlatmak gençler için tamam gerekli bir şey ama yetişkinler için de gerekli. Hani bir ergenle baş etmek, bir anne baba olarak ya da öğretmen olarak mesela lise öğretmen olarak hani söylüyorum. Sabır çok önemli o noktada. Sabretmek, anlayışla karşılamak. Çünkü onlar fevriler bu dönem. Çok fevri hareketlerde bulunabiliyorlar. O fevriliği işte bir tarafın daha sakin kalarak atlatması gerekiyor. Diğer türlü iki tarafın fevri olması gerçekten hoş olmuyor yani. Yani bazen daha başka çatışmalara sebep oluyor. Yani yaş olarak UNESCO'nun tanımına göre biz artık hani gençlikten çıkmış orta yaş grubu insanlar olarak yani bazen hani bu yaş grubunda da ergenliğini üzerinden atamamış insanlar görebiliyoruz. Yani çocuklarıyla ilişkilerinde ya da işte öğretmense öğrencileriyle ilişkilerinde. Tabii insanız yani hata da yapabiliyoruz. Her zaman sabredemeyebiliyoruz ya da o an hoşgörüyle karşılamayabiliyoruz. Yani çünkü herkesin sonuçta insanız, bir dayanma noktamız var. Ama dediğim gibi ortak bir noktada buluşulabiliyor. Yani karşılıklı anlayış içerisinde. Tabii bu noktada uzmanlar da hani işin içerisine girmeli. Sadece biz tamam eğitimciyiz ama bu işin bir de uzmanlık kısmı var. Onlardan da destek almak lazım bu anlamda. Hani okuldaki rehberlik öğretmenlerine çok fazla görev düşüyor aslında. Özellikle bu şartlarda günümüzde. Evet. Çünkü kaygı düzeyleri daha yüksek artık gençlerin. Evet yani sınavlarla uğraşıyorlar. Sınavlar, İşte bir de gelecek çok fazla kaygısı. İşte dünya gündemi, Türkiye gündemi bunlara çok erken muhatap oluyor çocuklar. İşte sosyal medya aracılığıyla, evet, yanlış bilgilerle kesinlikle daha çok. Bunlar da bir zorlu bir engel oluşturuyor ya da çocukların işte o umut duygusunu öldürüyor. Hayata karşı biraz da karamsar, kötümser yaklaşmalarına sebep oluyor sanırım. Ki, hani sorumluluk alanında olmayan şeyler aslında onlar. Ama dediğiniz gibi bu sosyal medya, işte çok fazla bilgiye hızlı erişim bir anlamda bunun olumsuz sonucu. Her şeye ulaşabiliyorlar, her şeyden haberdarlar. Dolayısıyla asıl kendi dünyalarında önemli olan şeyler de belki geri planda kalabiliyor bir noktadan sonra. Şimdi lafı edebiyata getirelim. Evet. Edebiyat kuşkusuz yani genç yetişkin fark etmez. Hepimizin aslında empati kurabileceği bir alan, kendimize tuttuğumuz bir ayna gibi görebiliriz. Evet. Şimdi gençler için mesela kendilerini tanıma adına ya da hayatı yorumlama adına, başka hayatları tanıma adına edebiyatın sağladığı çok inanılmaz bir imkan var. Hem de bir disiplin kazandırıyor, yani okumak dediğimiz eylem. Siz de gençlik edebiyatı üzerine yoğunlaştınız birçok çalışmanızda. Nasıl kavramsallaştırabiliriz? Gençlik edebiyatı nedir? Neyi kapsar? Nerelerde dolaşır? Hocam? Evet. Tabii şimdi bu sorunun cevabında hani ne kadarı, bu ürünlerin ne kadarı gençlere hitap ediyor eserlerin, kitapların ya da etmesi gerekiyor. Bu tartışılan bir konu zaten. Dahası hani bir metni gençlik edebiyatı ürünü yapan nedir? Ya da gençlerin yazdığı metinler mi, yoksa gençler için yazılmış metinler mi biz bu edebiyata dahil etmeliyiz? Bütün bunlar tartışılmış, üzerinde konuşulmuş şeyler. Tabii ortak paydada buluşulan konular var gençlik edebiyatı deyince, ama hani bizim tartıştığımız kısımlarda hep şu var. İşte gençlerin kullandığı dil ve ifadeleri kullanıyorsa bir kitapta yazar. Bu gençlik edebiyatı ürünüdür. Ama bazı yazarlarda diyor ki edebiyatçılar, bu tür bir ayrım olmadan gençlik edebiyatı zaten edebiyatın içindedir. Hani çocuk edebiyat tartışmalarında olduğu gibi ayrı bir edebiyat olarak alınmaması gerektiğini düşünenler var.
Ama bizler bir taraftan da yetişkinler olarak onlar için eserler belirliyoruz. Bunlar işte gençler için uygundur diyoruz. Bir kısmını işte cinsellik içeriyor, vahşet içeriyor, pedagojik değil diye ayırıyoruz. Bir kısmı tehlikeli, değersiz diyoruz. Eğer tarihi mesaj içeriyorsa, işte dil ve anlatım yönünden örnek teşkil ediyorsa bunlar gençler için uygundur diyoruz. Ama gençler ne hissediyor bu konuda ya da ne istiyorlar? Bazen bunları göz ardı edebiliyoruz. Tabii yakın tarihte de gençlik edebiyatı uzun yıllar çocuk edebiyatı ile yetişkin edebiyat arasında kalmış. Yani çocuk edebiyatından sonra gençler ne okuyacaklarını bilemez duruma geliyorlar. Yetişkin edebiyatı onlara fazla geliyor ya da ağır geliyor. Çocuk edebiyatı isteklerini karşılamıyor, basit geliyor artık. Bu noktada gençlik edebiyatına ihtiyaç var ama hala günümüzde özellikle Türkiye'deki çalışmalarda hani çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumu diyor ama baktığınızda bildirilere hepsi çocuk edebiyatı üzerine. Kimisinde hiç yok. Birkaç tanesi, bir iki tane denk geldim ben gençlik edebiyatı olarak. Hani başlık çocuk ve gençlik edebiyatı ama gençlik edebiyatı hep çocuk edebiyatıyla bir bütün olarak düşünülüyor. O ilk gençlik dönemi, son dönemi çocuk edebiyatının gençlik edebiyatı içerisinde düşünülerek bir bütün olarak ele alınıyor. Tabii bunun altında başka nedenler de var. Yani kitapların doğrudan gençler için yazılmamış olması. Yani yavaş yavaş bu alanda çalışmalar var ama halen yeterli olduğunu ben düşünmüyorum. Kimisi işte buna ihtiyaç olmadığını düşünüyor. Bu da etkili. Yani edebiyat edebiyattır. Sadece edebiyat olarak değerlendirelim diyorlar. Zaten baktığımızda da hani gençlik edebiyatı dediğimiz eserlere baktığımızda da gençlerin değil yetişkinlerin düşüncesi olduğunu görüyoruz biz. Yani kendi düşüncelerini, görüşlerini yansıtan, yazarın yansıttığı eserler. Tabii bunlar yönlendirme anlayışında kalem alınmış. Kendi tezli romanlar, hikayeler. Tezli romanlar, hikayeler diyebiliriz. Tabii yakın dönemde de bir sektör haline geldi. Biliyorsunuz artık böyle hani çevre eserler, popüler olan fantastik eserler falan. Onlarla bir sektör oluşturmaya çalışıldı. Halbuki bu alanda hani metnin içeriğinden tutun, işte söz varlığına kadar, görsellerine kadar, kapağının tasarımına kadar pek çok unsur var ve özel bir alan olması lazım. Yani o metinlerin, gençlerin işte zihinsel, psikolojik gelişimlerine uygun, onların ilgi ve ihtiyaçlarına hitap eden metinler olması lazım. Ve uzman kişilerce hani ele alınması gerekir. Maalesef bu noktada biraz geriden geliyoruz. Yazarların da hani bu bilinçli olması gerekiyor. Ama dediğim gibi çalışmalar var. Hani çok da karamsar olmamak lazım. Hani o çocuk edebiyatına daha çok bu işin yaslanması. Biraz da bizim hani çocuklar bir türlü büyümez ya bizim toplumda. Kaç yaşına gelirse gelsin. Ama şöyle bir şey herhalde, o arada geçiş formu zaten zor bir süreç. Hani gençliği tanımlamak, sınırlamak, onu bir yani çerçevenin içine almak gerçekten zor bir iş. Ama hani siz de işin içindesiniz akademik olarak da. Mesela çocuk işte 13-14 yaşında kaç tane kelimeyle konuşmalı? Evet. Ya da hangi kelimeler bunun içinde olmalı? Hangi duygular verilebilir? Bunlar gerçekten hani belirlenebilir şeyler midir? Üzerinde durulup düşününce güzel ürünler ortaya çıkabiliyor mu? Yani belirlenebilir ama maalesef bizde henüz o çalışma tamamlanmadı. Söz varlığı çalışması yapılıyor, devam ediyor. Pandemiden dolayı sanırım gecikti. Hani 1 milyon öğrenciden veri toplanacağı söylendi. Ki bu 2005'te tartışılmıştı hani programlar yenilenirken, öğretim programları. Çünkü o zaman hani metinlerde bulunması gereken özellikler diyorsunuz, ders kitaplarında mesela. Ama kaç kelimelik olacak metin? Şimdi öğrenciler de soruyorlar uygulama yapacağımız zaman. Kaç kelime olsun metin? Bunun cevabını veremiyoruz. Aşağı yukarı bir hani tahmin ya da işte batıdan baktığımız örneklere göre tahminde bulunmaya çalışıyoruz. Ki o bize uymaz. Hani dil farklı. Evet. Ama şimdi o çalışma bittikten sonra yapılırsa ki geç kalmış bir çalışma. Evet. Ondan sonra biz diyebileceğiz. Hani aktif söz varlığı, pasif söz varlığı ne kadar... kaç kelimeyle okuyor ve yazıyor çocuklar. Buna göre işte batıdaki o seviyeler indirme şeklinde biz de bir sonuca varabiliriz. En azından diyebiliriz hani ilk gençlik döneminde şu kadar kelime olsun, ergenlik dönemi şu kadar olsun diye bir ayrım yapabileceğiz. Zaten içerik olarak da gelişim özelliklerine bağlı olarak onları da çıkartabiliyoruz. Nelerden hoşlandıkları. Tabii bu şey değildir. Hani iki kere iki dört eder gibi kesin bir şey değişebilir toplumun şartlarına göre. Ya da o dönemin
ilgi ve ihtiyaçları her zaman değişebilir. Bunlar yönlendirilir ama hani bu tür çalışmaların olması gerekiyor. Biz de dediğim gibi geç kalınmış maalesef. İnşallah yakın zamanda tamamlanır. Biz de daha rahat kelime sayısından bahsedebiliriz ya da içerikle ilgili bilgileri verebiliriz. Hani bir cümlede kaç kelime olması gerektiğini. Hani kaç fiilimsi olması lazım? Hani cümlelerin uzunlukları vesaire. Evet. Yani bir metinde kaç tane bilinmeyen, hani aşağı yukarı bunları zaten söyleyebiliyoruz. 5 kelimeye geçmesin diyoruz mesela ama gençlerde bu sayı ne kadar olacak, metin kaç kelimeden oluşacak ve buna göre nasıl bir ayarlama yapacağız? Hani daha bilimsel bir temele oturduğunda, tabii bu şu demek değil, hani kalıplara sokmak anlamında değil. Hani çünkü edebiyatçılar, hani bazı edebiyatçılar bu konuda karşı çıkabiliyorlar, işte edebiyat edebiyattır, hani her şeyi olduğu şekilde okusun, hani zemin metinler tartışması gibi. Zemin metinleri nasıl okutalım? Ona da birazdan değiniriz vaktimiz kalırsa. Ya burada da bir yani dediğiniz gibi yol yordam gözetmek gerekiyor yani. Evet. Tamamen de hani ya bırakalım okusun her çocuğun, tabii ki okuma macerası farklı ama hani bazen şöyle bir şey oluyor. Bazı eserleri çok geç okuyorsunuz ama ben de bazen görüyorum ya da kendimde de onu tecrübe ettim. Yani bazı eserleri de çok erken okumuşuz. O da bir israf yani. Diyelim Huzur romanını lisedeki bir çocuk yani neden okusun? Yani böyle bir zaten onun tasnifini yapmamız lazım. Evet. Onu da neye göre yapabiliriz? Aslında oradaki hani üslup da bizi bir şekilde yönlendirir. Yani tabii ki Tanpınar'ı lisedeki öğrenciye o kadar erken veremeyiz. Hoş, bazen düşünüyorum biz okuduk. Hani iyi oldu okumuşuz. Erkenden haberimiz olmuş. Ama üniversitede okuduğumuz zamanki anladığımızla Calvin'e öyle söylüyor ya, klasikler hani klasik eserlerin tanımı yaparken defalarca okuduğumuz ve her okuduğumuzda farklı yeni şeyler öğrendiğimiz, hani her yaş farklı yaş dönemlerinde okuduğumuz eserlerdir ve her okuduğumuzda da farklı şeyler alırız. Onun gibi aslında. Yani burada bir usul yol yordam geliştirmek edebiyat eğitimi açısından gerekli. Siz biraz önce dediniz ki yani ya böyle bir şeyleri, hani değerleri benimsetmek, hani böyle bir telaşımız da var. Aman gençlik gidiyor, kayboluyor, kaybediyoruz bu gençliği telaşıyla yazılan ürünler var. Mesela işte 80'li yıllarda bu Hidayet romanları oraya da belki bahis gelir. Evet. Günümüzde de işte böyle bir telaş, çok estetik, edebi zevkten de uzak, doğrudan böyle mesaj veren eserler. Ya da tam tersi, ya saldım çayıra, hani böyle ne yaparsa yapsın çocuklar. Böyle bilinmez, karanlık bir kuyuya da bırakabiliyoruz. Burada bir ip lazım herhalde. Burada da uzman kesinlikle, insanların uzattığı bir ip lazım. Hani okusun da ne okusundan çıkmamız lazım artık. Eyvallah. Hani derin kuyulara insinler ama yine de bir ipe sarılmaları gerekiyor tehlike anında. Şimdi hocam, sizin yine incelediğiniz alan itibariyle gençlik dönemi dünya ve Türk edebiyatında nasıl ele alınmış? Mesela dünya edebiyatında hani bu sancılı dönem, gençlik dönemi nasıl ele alınmış? Edebiyatın gençliğini konuşalım biraz. Gençlik dönemine odaklanan hangi eserlerden söz edebiliriz? Hani siz örnekleri var dediniz. Biraz burayı açabiliriz dilerseniz. Şöyle, dünya edebiyatında baktığımızda iki evre var. Yani bir işte dogmatik dönem, gençlere otoriter yaklaşımla yaklaşım benimsendiği, işte cinsiyet ayrımının yapıldığı, hani kızlar ve erkekler için ayrı kitapların yazıldığı, din ve ahlak öğretiminin ön planda olduğu bir dönem var. Arkasından da gençliğin sorunlarını işte öne çıkaran yetişkinler dünyası uzak bir edebiyat verilmiş. İlk dönemde Hristiyanlık menkıbeleri, işte ders verme amacıyla verilen yazılan romanlar. Yani çok zaten geçmiş yok aslında gençlik edebiyatının. 50-60 yıllık bir süreden bahsediyoruz aslında baktığımızda. Yani çünkü 18. yüzyıldan önce çocuk ve gençler için yazılan edebiyat ürünleri dediğimizde sadece dini eserleri görüyoruz. Hani bizde de sözlü edebiyat ürünleriyle başlıyor. Sonrasında işte Kutadgu Birlik'ten itibaren hani gençlere nasihat eden metinleri söyleyebiliyoruz. Ama batıda baktığımızda 1800'lerde aslında Sarah Trimmer 14-21 yaş arasında iki grupta ele almalı gençler için diye bir açıklaması var. Sonrasında işte küçük kadınlarla başlamış Amerika'da. Fransa ve Almanya'da işte Voltaire ve Goethe ile başlamış ama Amerika'da işte küçük kadınlarla. Sonra işte İsviçreli Robinsonlar var mesela. Robinson Crusoe'na esinlenmiş. Issız adaya düşen İsviçreli bir ailenin yaşam mücadelesini anlatıyor. Yine Waverley sonrasında Charles Dickens'ın işte çocuk işçiliğine değindiği roman. Oliver Twist, arkasından Alexander Massa Montecristo Dükü.
Tom Brown'un Okul Günleri, mesela Bildungsroman dediğimiz Charles Dickens'ın Büyük Umutlar ve işte Carol'ın Alice Harikalar Diyarı gibi, bu şekilde hani bir dönem geçmiş gençlik edebiyatında. O evet. dönem farklı bir algı tema başlamış önceki dönemlere kıyasla. Sonrasında işte genç kızlar için yazılan domestic novel dediğimiz duygusal romanlar. Yine tabii bunlar da ahlaki değerler. Hristiyanlık inancı işleniyor ama bir taraftan da erkekler için ucuz romanlar. One dime novel dediklerimiz. Hani işte 10 cent karşılığında en fazla 100 sayfalık eserli ucuz roman. Hani bayağı okuması kolay. Okuması kolay. Ne denir? Çok fazla talep olduğu için çıkarılan eserler. İşte Mark Twain'den itibaren başlayan bir şey var. Yine Orman Kitabı gibi ve Hobbit, Tolkien Hobbit ile geçen bir dönem var. Ve bu dönemde bile mesela gençlik edebiyatı ürünlerine korkak ve anlamsız tanımlamaları yapılmış. Yani gençlik ve edebiyat kelimesinin, iki kelimenin yan yana gelmesinin bile tezat oluşturduğu düşüncesi de hakim olmuş dönem dönem. 60'lara geldiğimizde gerçekçi bir kurgu ortaya çıkmış. İşte Sylvia Plath'in yarı otobiyografi romanı Sırça Fanus, ki kendi hayatından kesitler vardır. O yüzden de eşi ve annesi tarafından yayınlanması engellenmiştir. Sonrasında Dışarıdakiler romanı Hinton'un, ki bu ilk genç birisi tarafından yazıldığı için önemlidir. Ama baktığınızda bazı okullarda, kütüphanelerde yasaklanmıştır. Yine Maya Angelou'nun kitabı gibi Kafesteki Kuş Neden Şakır diye. Aslında onları ben şey olarak da getirmiştim yanında. Burada da işte ırkçılıktan, kimlik arayışından, onların o dönemki zencilerin kimlik mücadelesinden falan bahsediyor. Yine ödüllü bir kitap ama bir dönemde yasaklanmış. Yani o dönemki yasaklanan kitaplara baktığınızda ödül aldıklarını da görüyoruz. O da çok ilginç. Bu 60'lı 70'li yıllar, hani İngiltere'de, Amerika'da hani New Age akımlarının çokça görüldüğü bir dönem. Edebiyatta herhalde bunun yansımasını görüyoruz. Yansıması olarak o dönemki gençlerin aslında içerik olarak baktığınızda hani bizim okutmayalım dediğimiz, diyeceğimiz belki şeyler var içerisinde. Çünkü zararlı madde kullanan 16 yaşında bir ergeni anlatıyor, zararlı madde kullanıyor. İşte küfürlü argo sözler var. Ama bir taraftan da onların dünyasını anlatıyor. O anlamda talep görmüş, gerçekçi olduğu için. Tabii 70'lerden 80'lere kadar olan döneme baktığımızda işte altın yılları diyebiliriz. Ama 80'den sonra çok fazla olumsuz şeyler işlenmiş romanlarda. O sayıldığında mesela o dönem için bir araştırma yapayım. Sadece 3 romanda mutlu bir olay anlatılmış. Diğerlerin hepsi cinayet, ölüm. İşte istismar, farklı şeyler var yani. bu şekilde devam eden bir dönem. 90'lardan sonra artık biliyorsunuz zaten işte Harry Potter'lar, Yüzüklerin Efendisi derken daha hani bilinçli bir yayıncılık anlayışı gelişiyor. Yazarlar açısından da, yayın evleri açısından da. Daha kurmaca bir dünya ama. Daha kurmaca, evet. İşte Harry Potter'la başlayan bir aslında şey var, furya var. Fantastik dünyaya doğru gidiyoruz, bilim kurguya doğru gidiyoruz. Gençler de bundan hoşlanıyorlar baktığınız. Hani yaptığımız araştırmalar da bize hep bunları gösteriyor. En çok okuduğunuz roman türü diyoruz ya da beğendiğiniz. İşte fantastik, bilim kurgu, macera diyorlar. Bu özellikle yani 90 sonrası nesilde hani Harry Potter'lar, Yüzüklerin Efendisi, evet. fantastik edebiyat vazgeçilmez bir unsur. Yani genel itibariyle. Mesela onun öncesinde biraz daha hani bu fantastik edebiyatı intibakta, ki kendi adıma bunu söylüyorum. Mesela zorlandığımızı söyleyebiliriz. Yani hani bizim nesiller, bir önceki nesil fantastik dile çok kolay adapte olamıyorlar. Mesela Yüzüklerin Efendisi'ni çok zor izledim yani ben. Çünkü hani intibak kuramıyorum yaklaşımlarına. Ama 90 sonrası nesilde böyle bir rahatlık var yani. Çünkü içine doğdukları vasat böyle bir yer. Tabii. Yani Yüzüklerin Efendisi belki benim ilk okuduğum fantastik roman diyebiliriz. Son sınıfta, üniversite son sınıfta, ki üçüncüsünün çıkmasını beklemiştim. Hani bir an önce Türkçe'ye çevrilse de yayınlansa Türkiye'de diye. İlk ikisini okuduktan sonra bir zaman geçmişti. Uyum sağlama tabii dediğiniz gibi bir farklılık ama biraz, bazen de o farklılık sizi çekiyor. Hani hep o okuduğunuz işte Huzur'dan sonra, Tanpınar'dan sonra birden şey Tolkien'e geçiyorsunuz. Çok farklı geliyor size ve orada mitolojinin parçalarını da görüyorsunuz. İşte destanlardan, mitolojik unsurlardan da bir şeyler buluyorsunuz.
O da cezbedici oluyor. Tabii şimdi günümüzde okuyan gençlerin ne kadarı hani içinde mitolojik unsurların ya da dini ögelerin olduğunu fark edebiliyor. Yani keşke fark etseler, fark ederek okusalar bizim için tabii ki daha güzel olur. Öyle bir durum da var. Ama şöyle herhalde gençlerin mesela okurken önemsedikleri şey o hani deli akan kanlarına biraz da münasip bir evet. anlatımın akıcılığın olması herhalde. Evet. Onu yakalıyorsa yazar kendini okutturuyor sanırım. Evet. Ya işte o akıcılık olacak ya da kurgu basit olacak. Kolay takip edecekler. Yani çok zorlamayacaklar kendilerini. Çok isim olmayacak, çok olay olmayacak. Ki biz bunu çocuk edebiyatı için söylüyoruz ama gençlik edebiyatı artık daha karmaşık olaylar verilebilir diyoruz. Daha karakter sayısı artabilir diyoruz ama buna rağmen günümüz gençlerinde tabii üniversite gençliği için söylemeyeyim ama alt lise çağları için söyleyebiliriz. Daha kolaycılık var. Hani daha rahat okuma, daha hızlı okuma. Çok kendini zorlamadan okuma ihtiyacı var maalesef. Tabii bunu genelle yaymak doğru değil ama gözlemlerden hareketle ya da işte yaptığımız çalışmalardan hareketle söyleyebiliyorum. O zaman keçi boynuzu kemirmeye benziyor yani aynı tür eserleri serileri evet. okudukça hani tamam bir okuma zevki alınıyor ama hani sana bir şey katıyor mu ya da seni başka bir yere taşıyor mu? Tabii edebiyat neresinde ki orada mesela fantastikten biz artık yavaş yavaş şeye de gidiyoruz yeraltı edebiyatına da gidiyoruz hani aslında benim o dikkat çekmek istediğim bir alan. Çok da çalışılmadı bu konuda fazla bir çalışma yapılmadı hani yetişkin gibi düşünüyor hedef kitlesi ama aslında üniversite gençliği ya da işte üniversite başında gençliğin okuduğu romanlar hiçbir edebiyatı yok tam tersi isyan hani topluma isyan her şeye isyan içeren temalar var ve içerik olarak baktığınızda zaten size olumlu hiçbir şey katmıyor karamsarlık üzerine işte intihar ölüm üzerine kurgulanmış romanlar. Ama çok fazla okuyucu kitlesi var. Çok da ses getirmeye başladı. Hani fantastik romanlar bunun yanında çok şey kalıyor aslında. Masum kalıyor. Şimdi dünya edebiyatını sıraladınız. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'ları da söyledik. Evet, hızlı geçip. Türk edebiyatında durum nasıldı hocam? Orayı da bir özet alalım sizden mümkünse. Yani Türk edebiyatında doğrudan hani gençler için yazılmış eserlerden bahsetmek zor zaten. Ama gençlerden bahseden eserler diyebiliriz. Çünkü öncesi bizim zaten sözlü edebiyat ürünlerimiz var. Sonrasında Dede Kutad Gubilik'ten itibaren hani alabiliriz. Çünkü oralarda hani nasihatler var. Az önce siz de bahsettiniz. İşte Nabi'nin Hayriyesi'nde yani Aynen. oğlundan hareketle evet tüm gençliğe bir nasihatte bulunuyor. Aslında Sümüzade Vehbi de Lütfiye de aynı şekilde. Hani çocuk edebiyatı içine dahil edenler de var bu eserler ama gençlere daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü orada doğrudan hedef kitlesi gençler. O açıdan önemli. Hani gençlerden ama bahsediyor. Bu biraz daha yukarıdan daha hani terbiye amaçlı, eğitim terbiye amaçlı evet. şeyler. Yoksa hani gençlik edebiyatı diyebileceğimiz ürünler değil. Yani o amaçla, o niyetle yazılmış eserler değil. Tanzimat'a baktığımızda da hani gençlerden bahseden eserler var. Onların dikkatini çekmek için yazılmış eserler var. İşte Şinasi'de şair evlenmesi de görüyoruz. Ahmet Mithat'ta görüyoruz. Onun dışında işte Sami Paşazade Sezai'de görüyoruz. Mesela Halis Yavuşak bir yazın tarihinde Şımarık Genç Kızın hikayesini anlatıyor biliyorsunuz. Mehmet Rauf da eski hikayesinde yine işlediği hataların bedelini gençlik yıllarını hapiste harcayarak ödeyen bir gençten bahsediyor. Biraz daha hani o batılılaşma meseleleri üzerine. Evet. Gerçi hocam şöyle bir şey oluyor herhalde. Diyelim Felatun Bey ile Rakım Efendi işte Behruz Bey. Aslında genç karakterler. Ama bizde hani işte başında fesi hemen bıyıklı bir Bir amca figürü değil mi? amca figürü canlanıyor. Aslında onlar da gençler yani. Tabii. Yani yazanlar da gençler. Genç. Evet. Tabii. Yazan da genç yani. Adamlar yani o kadar Şinasi, yaşlı adamlar değil. Tabii Şinasi, Namık Kemal onlar çok yaşlı insanlar değiller ki zaten. Ya o dönemin aslında gençler onlar. Hani biz hani gençlik değişiyor dedik ki gençlik algısı. Yani bir dönemin gençleri o dönem yetişkinmiş, yetişkin gibi düşünülmüş. Ama şimdi bizim açımızdan baktığımızda şu şimdinin gençleri onlar. O dönemin çocukları genç olmuş, gençleri yetişkin olmuş aslında baktığımızda. Erken bir olgunlaşma. Erken olgunlaşma, erken sorumluluk yükleme belki de, hayata erken atılma. İşte
ülkede yaşanan sorunları ya da işte çevrede yaşanan sorunları kendileri dert etme, işte gençleri o anlamda yetiştirmeyi amaçlayan kişiler. Öyle, o açıdan baktığımızda onlar da gençler, yani karakterler de gençler dediğiniz gibi. Yine Mavi ve Siyah'ta mesela Halis Ziya Uşaklıgil, Ahmet Cemil aslında değil mi? Evet, bütün gençlere seslenir. Yani örnek bir genç bize sunar. Keza Mehmet Akif Ersoy, Safahat'ta Asım neslinde değil mi? Asım bir idealize eder biraz daha. Evet, Türk gençliğini idealize eder. Sonrasında ikinci meşrutiyetle birlikte Turancılık akımı başlıyor ve Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nda biz bunu görüyoruz. Çağlayanlar'da gençleri etkileyen eserler olduğu için bahsediyorum. Sonrası Ziya Gökalp, işte Yakup Kadri'nin Milli Savaş hikayeleri baktığımızda hani o dönemin Refik Halit Karay, o dönemin olaylarını işte gençlere anlatmışlardı. Daha doğrusu hani gençler için yazmamışlar ama gençlerin ilgisini çekmiş diyebiliriz. Şimdi Ömer Seyfettin'e geldiğimizde de tabii Ömer Seyfettin milliyetçilik ve İslamcılığı bir arada işlemiş. Hani çocuk edebiyatı içinde Ömer Seyfettin'i ele almak belki çok da doğru değil o açıdan. Birçok hikaye. Burada da bir tartışma var. Evet, onda da tartışma var. Hani tabii bazı hikayelerini kullanabiliyoruz. Hani ders kitaplarında da var ama Ömer Seyfettin çocuk edebiyatı yazarı demek ne kadar doğru? O da tartışılır. Gençlik edebiyatı içerisine dahil edebilir miyiz? Onu da tartışabiliriz. Hani hikayelerini seçebiliriz içerisinden. Bu gençlere uygundur, gençlere duyguları, bu duyguları aşılamıştır ya da aşılaması açısından önemlidir diyebiliriz ama doğrudan hedef kitlesi gençler midir? Onları tartışabiliriz yani. Mesela Peyami Safa için aynı şey geçerli. Evet. Hani dedik ya hani Ömer Seyfettin'in yaşadığı yıllar, işte İstiklal Harbi'nin olduğu dönemler, 12-13 yaşındaki çocuklar cepheye gidiyor. Yani tabii tabii. Onlar o zaman genç gençleri. Birbirine karışmış. Karışmış evet. Ya o döneme zaten baktığımızda hani çocuk diye bir şey yok aslında. Onlar genç muamelesi görmüşler. O dönemki gençler de yetişkin olmuşlar. O yüzden hani yaş diye düşündüğümüzde o yaş çok değişebiliyor. Algı bir noktada belki işin içerisine giriyor. Evet, İsmet Özel'in dediği gibi hani çocuklar bile birden büyüyebilir evet, denilen yani, yıllar yani. Kesinlikle. Yaşadığınız her şey yani olumsuz şeyler yani travma etkisi yaratacak her şey aslında sizi büyütüyor. Şu anda aynı şey geçerli. Yani bir yakınınızı kaybettiğinizde ya da ülkede bir savaş olduğunda, deprem olduğunda, bir afet olduğunda büyüyorsunuz yani bir anda bir gecede büyüyorsunuz. Herkesten. Kesinlikle bir gecede büyüyor insanlar. Bu da öyle dönemler yani. Ömer Seyfettin'den sonra Peyami Safa'yı demiş. Evet. Peyami Safa'nın üslubu aslında gençlerin ilgisini, daha doğrusu gençlerin hoşuna giden bir üslub. Çünkü doğrudan konuyu anlatır Peyami Safa. Çok süslemez, gereksiz bilgi içermez. O açıdan hani gençlerin zevkle okuduğu kitaplar arasında yer almış. Bir de biliyorsunuz Kemalettin Tuğcu var bir dönem sonra. Kerime Nadir var. Hani onlar da bir dönem çok etkili olmuş gençler üzerinde, genç kızlar üzerinde. Aşk temasını işlediği için Kerime Nadir özellikle. Sonrasında işte bu yine o dönem görüşlere bağlı olarak Abdullah Ziya Kozanoğlu'nun eserleri var. Atsız'ın eserleri var. Tabii 50'li yıllar artık 50'li geldiğimizde Türk Edebiyatı'da gerçeklik anlayışı ele alınıyor. Yaşar Kemal, Fakir Baykut gibi, Orhan Kemal gibi yazarlarımız var. Ama 60-70'ten sonra işte bu politik huzursuzlukların, siyasi huzursuzlukların görüldüğü dönemler. Tabii burada yine genç kuşak öncelik... Gençler rahatsız. Evet. Yani algısı. Çünkü onlara, onlar hedef alınmış yazılarda. Çünkü en kolay, rahat değiştirilebilecek, yönlendirilebilecek kitle gençler. Dolayısıyla her mahalle açısından yani sağ solu, işte İslamcısı. Her ideoloji açısından gençler birinci sırada gelir. Çünkü o dönem onlar için çok rahat şekillendirebilecekleri dönemdir. Nereye çekerseniz rahat götürebileceğiniz bir dönem. O açıdan hep gençler hedef kitlesi olmuş. Sonrasında tabii Mustafa Necati Sepetçioğlu'nu belki söyleyebiliriz. Tarihi romanlar açısından. Yine tabii Necip Fazıl ve Cahit Zarifoğlu'nu anmadan da geçmemek lazım. Onlar hem edebiyatçı kişiliklerini hem İslami duyarlılıklarını birleştirmişler. Ve bu anlamda İdeolog kişiliği belki Necip Fazıl. Günümüze geldiğimizde İpek Ongun belki hani en bilindik ve en ses getiren. Hani Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi biliyorsunuz. Gülten Dayıoğlu'nu da buna katmak lazım. Yeşil Kiraz, Sekizinci Renk gibi kitapları çok okundu. Muzaffer İzgü'yü dahil edebiliriz bu günümüz yazarlar içerisine.
Mine Soysal'ı katabiliriz çok okunanlar içerisinde. Ayçil Akay, İne Beyçak, hani hem çocuk edebiyatı hem ilk gençliğe doğru kayan kısım için dahil edebileceğimiz isimler. Tabii dediğim gibi hani geçmişle günümüz arası çok büyük fark var. Geçmişteki yaklaşım daha çok nasihat etme bizdeki, öğüt verme ve yazıldığı dönemle ilgili bilgi verme. Ama şu anki eserlere baktığımızda eğitilmesi gereken bireyler olarak düşünür ya da işte ticari bir sektör olarak düşünüldüğü için belki de yazılıyor. Günümüz daha hani geçmişe kıyasla daha farklı bir yola doğru girmiş durumda. Bir de hani yayıncılık dediğimiz sektör hakikaten çok büyüdü. Yani küresel olarak da bizim ülkemizde de. Yani iş biraz da böyle dijital imkanların artmasıyla kolaylaştı. Yani hemencecik yazabiliyorsunuz. İşin emek kısmı da biraz yani kolaylaştı. Ama rekabet çoğaldı. Rekabet çok fazla kesinlikle. Yani burada da hani öne çıkmak, parlayan bir yazar olmak da kolay değil. Ama bir tutturdun mu hani... hani nitelik bir yerden sonra hani insanlar ilgi gösterdikten sonra hani çok da önemsenmiyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz nasıl gözlemliyorsunuz? Yo, doğru söylüyorsunuz. Yani bir kere bir sesiniz duyurduğunuzda ya da kitabınızla bir yer edindiğinizde ondan sonrası daha kolay oluyor sanki. Ama tabii o bir sıyrılmak lazım. Bu kadar isimler arasından sıyrılmak lazım. Hatta büyük oğlum bana bazen diyor anne sen de bir Harry Potter yazmadın bir türlü falan diyor bana. Hani Harry Potter bir anda böyle çok meşhur olunca zannediyorlar ki yazdığınız zaman hemen böyle tanınacaksınız ve okunacaksınız. Ama öyle bir şey çünkü çok fazla yayın çıkıyor. Bu da güzel bir şey. Onların içerisinde nitelikli olanların hani suyun üstünde kalması çok önemli. Evet, o da zaman herhalde zaman, en güzel belirleyen şey bunu. Şimdi fantastik edebiyattan bahsettik, underground edebiyat, yeraltı edebiyatından bahsettik. Bir de Wattpad diye bir alem var hocam. Siz burayla ilgilendiniz biraz. Burada işler nasıl gidiyor? Ya gençlere ben hani muhatap olduğumuz işte lise öğrencileri genelde. Ya öyle yazarlardan bahsediyor. Ben hiçbirisini bilmiyorum. Yani biraz da alanın cahili olmak diye bir şey var. Estağfurullah. İşte onların dünyası. Onların dünyası ama cahiliyiz yani bilmiyoruz. Evet. Ama aşağı yukarı benzer hikayeler. O gençlikteki işte duyguların biraz ne diyelim işlenmesi ya da kendince orada bir hani eşgüdüm görmesi gençlerin. Evet. Bununla mı iş yürüyor Wattpad dünyasında hocam? Bize biraz açar mısınız? Sanki öyle yani Wattpad gerçekten ayrı bir dünya. Bir hafta önce okuduğunuz şey bir hafta sonra göremiyorsunuz yani. O kadar da fazla yazı yükleniyor. Ben orada hep şeyi düşünüyorum hani geçmişten günümüze baktığımızda Don Quixote'dan itibaren yani. Hani Lukács diyor ya işte roman tarihini bırakıp gittiği bir dünyanın destanı. Önceki dönemlerde de işte sadece İncil ve Hazreti İsa'nın hikayeleri anlatılmış. Sonra Homeros'un Odisesi anlatılmış. Böyle bir roman anlayışından sonra Don Quixote'la birlikte başlayan roman anlayışından daha kısa hikayelere doğru gitmeye başlamışız. Hani hikayelerin içerisinden ihtiyacımızı karşılamaya çalıştığımız bir döneme geçiyoruz. Dolayısıyla Wattpad aslında bu ihtiyacı karşılıyor sanırım. Hani hikaye olarak kurulan bir site. 2006'da kuruldu orası. Ve günlük işte 100 bin ila 300 bin arasında hikaye bölümleri yüklendiği söyleniyor. Ama baktığınızda onlar artık hikaye değil. Hani roman hacminde hikayeler. Evet. Ve sonra basılıyor bazıları bildiğim yazarlar var yani. Evet. Ve kitap fuarın hani yazarların serzenişlerini de duyduk. onların kitap sıralı bir sürü sıra oluyor imza günlerinde bizde kimse yok diye. Tabii bu bir popüler yani o dönem için yani belli bir dönem için bir popüler olma durumu. Çünkü bir arada bloglar hani çok meşhurdu. Wattpad onun yerini aldı. Şimdi blog yazarla çok artık revaçta değil. Ama Wattpad devam ediyor. Onu devam etme sebebi de aslında bağımsız olmaları. Orada çok rahat yazabilmeleri. Hani denetim yok, kontrol yok, onlara bir şey diyen yok. Tabi bu noktada sansür hani ne kadar sansür uygulanmalı o da tartışılır. Hani kimisi diyor ya. Edebiyat dünyasının TikTok'u mu diyelim hocam? Ya evet diyebiliriz güzel evet güzel dediniz onu doğru TikTok'u diyebiliriz. Yani şöyle ben mesela bir dönem pek çok hikaye okudum. Ama baktığınızda mesela her bir hikaye bölümü 1800 kelime falan çok uzun bölümler de çok uzun.
Şimdi 60 bölüm var. Düşündüğünüzde kaç sayfa edecek bu bastığımızda? Evet. Hacimli roman diyebileceğimiz türde. Hani içerik olarak demiyorum, hacim açısından diyorum. Orada onları bu kadar teşvik eden şey kendi yaş gruplarının okuyor olması. Ve onların deyimle de hani gaza getiriyorlar birbirlerini. Bir etkileşim imkanı da var sanırım, değil mi? Var tabii, yorum yazıyorlar, beğeniyorlar. Kenarlarda yorumlar var. Tabii o yorumlar içerisinde tartışıyorlar kendi aralarında yine. Beğenenler, beğenmeyenler birbirleriyle karşılıklı yazışıyorlar. Onların işte birbirlerini bu kadar övmesi, çok güzel yazıyorsun, harika olmuş, devam et gibi şeyler. Onları yazmayı teşvik ediyorum. Ha, bir anlamda iyi yazıyor olmaları, kendilerini ifade etmeleri çok güzel. Çünkü bir gencin yazısı şey diyordu. Bana, ben işte çok derdi var anlamında. Bana dert olacağını biraz da yazayım, size dert olsun. Yazayım biraz da size dert olsun gibi bir cümlesi vardı. O çok beni etkilemişti. Yani oradaki amaçları aslında dikkat çekmek. Yani duyulmak. Dertlerin duyulması. Ama içerik olarak baktığınızda şimdi kurgu diyorsunuz ama bu kadar her şeyde kurgu olamaz diyorsunuz. Bir yer, yani kurgunun içinde bir gerçeklik var çünkü. Öyle olaylar var ki yani bunu yaşamış olması lazım diyorsunuz. Ya da en azından görmüş, şahit olması lazım. Ya da birisi anlatmış olacak, kendi arkadaşının yaşadığı bir şey olacak. Yani gençler bunları yaşıyorsa gerçekten biz çok iyi bir durumda değiliz diye düşünüyorum sen. Çünkü orada istismarlar var. Yani fiziki ve duygusal anlamda madde alışkanlıkları var. Yani çok içerik olarak baktığınızda gerçekten üzecek şeyler var. Hani bunları yaşıyor olmaları üzücü. Yani gençlik nereye gidiyor kısmına geçiyor ondan sonra. Sadece yazıyor olmaları güzel. Hani okuyor ama tabii yazmak için de okuyup biriktirmek lazım, dolmak lazım. Belki o kısmı atlıyorlar. Peki hocam, şöyle bir yani hayra yorabileceğimiz bir taraf olabilir mi? Yani bir metinle hem okur olarak hem yazar olarak orada iştigal ediyor gençler. Evet, evet. Bu sonrasında daha iyi olana yöneltebilir mi? Bir sıçratma tahtası olabilir mi acaba? Böyle hikayelerde var yani, benim de bildiğim hani böyle başlayıp petlerden başlayıp sonra daha nitelikli eserlerle tanışan insanlar. Tabii tabii. Yani tamamı kötüdür anlamda söylemiyorum ben zaten. Çok iyi kalemler de var içerisinde. Hani devam etse, güzel yönlendirilse iyi yazarlar olacak kalemler var aslında. Ama şu tehlikeli, hani iyi yazmayanlara bu şekilde çok iyi yazıyorsun, çok güzel yazıyorsun dedikten sonra ne olacak? Hani orada bir belki hayal kırıklığına sebep olabilir anlamında. Bir de dediğim gibi o içeriklerin yazılması ve yine kendilerince okunması, o içeriklere maruz kalmaları belki işin sıkıntılı tarafı. Hani sansür dediğim kısım o. Sansürlenemez tabii ki. Orada öyle bir şey yok, mekanizma yok. Yani belki anahtar kelimelerle bir tarama yapılıyordur ama öyle bir şey yok açıkçası. Anladım. Hani bu uygun değildir, yayınlanamaz gibi bir şey yok. Ya buranın bu kadar revaç bulması, gençlerin ilgi göstermesi de siz de satır arasında söylediğiniz yani ifade etme, kendini bir şekilde rahat duyurma, kendini duygularını ifade etme. Ben biraz bunun hani olumlu olduğunu düşünüyorum ama dediğiniz gibi daha iyi bir şeye keşke evrilebilse, oradan başka bir yere gençlerimiz sıçrayabilse bu güzel bir şey olsa gerek. Ama hani piyasanın da bir cazibesi var. Yani buradan tutturan da çok zengin olabiliyor hocam. Tanıdığım insanlar var yani. Şimdi bir de buyurun. Şimdi edebiyatın hani bu küreselleşmeyle, dijitalleşmeyle beraber aslında bir coğrafyası da kalmadı. Hani Türk edebiyatı diyoruz, Türkçe yazılan eserlerin işte Türk edebiyatı diyoruz. İşte bunlar da bir iç içe girdi. Mesela gençler işte bu Kore dizilerine, ondan sonra oradaki yazılan kitaplara, böyle küçük kitaplar ya da çizgi romanlar vesaire, bunlar var. Artık bu milliyetler de birbirine karıştı bu küreselleşmeyle beraber. Buraya ilgisini nasıl buluyorsunuz gençlerin? Yani burada sıkıntı şu, farklı kültürleri tanımalarında bir sıkıntı yok ama bunları sanal ortamda yapay bir kimlikle tanıyorlar. Yani içinde bulundukları kültürel farklılıklar bir taraftan yakın, bir taraftan uzak. Yani tuzaklarla da dolu aslında baktığımızda. Çünkü oradaki yapay kimlikler onları bir süre sonra her konuda yapaylaştırmaya başlıyor. Ve bir tüketim toplumuna doğru gidiyoruz. Her şeyi tüketip hani okuduklarımızı hızlı tüketiyoruz, yazdıklarımızı hızlı tüketiyoruz.
yani Harry Potter'da belki işte o örneği veriyorum hep, bir sihirle hani büyüyle her şeyi değiştirmek isteyenlerin aslında bir fantezisi. Çünkü bu kadar teknolojinin hızla gelişmesi bu tür kitapları da daha cazip hale getiriyor bu yapaylık içerisinde. Çünkü orada bir gerçeklik yok, yani olabilecek gerçekliğe yakın bir şey yok. Ve bu kültürel farklılıklar, işte bu coğrafyanın birleşmesi, hani artık farklı coğrafyaların yakınlaşması, belki bunların kitaplarla tanıtılması daha olumlu olacaktır. Hani bu şekilde uzaktan yapaylık içerisinde değil de doğrudan metinler aracılığıyla tartışılması, öğrenilmesi. Çünkü edebiyatı geri plana atıyor bunlar. Kitap okuma alışkanlığını geri plana atıyor ya da işte okunacak kitapları bir tüketim aracı haline getiriyor. Çünkü baktığınızda her şeyin kısasına, kolayına kaçıyoruz ya. İşte bu mesajların sayfa görüntüleri de kitaplar var, biliyorsunuz. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Evet. Yani bir hanımefendi onu yayınlamıştı diye biliyorum. Evet. Yani kimi yayınladığını bilmiyorum ama hani metin yok orada, diyalog, hani bizim diyalog dediğimiz şey sohbet şeyi formatında, o mesaj sayfası formatında kitap olarak basılmış. Bunu kitap diye okuyor gençler ya da bu ismini hatırlamadım şimdi, unuttum. Japon edebiyatında soldan başlayan kitaplar neydi? Hatırlayamadım. Benim anım okuyor da ben de bilmiyorum hocam. Benim de büyük olmak şu an gelmedi aklıma bir türlü. Onlar da mesela alıyorsunuz, bir saatte bitiriyor. Çünkü çok fazla şey, görsel var. Yazılar hani şey, küçük küçük böyle kısa kısa metinler. Ama çok beğeniliyor. Çünkü çabuk tüketiyoruz. Oradaki hani orada bir edebilik de yok zaten. Herhangi bir kültür tanıtımı da yok. Bir kültüre ait bir şey öğrenmek de yok. Maalesef böyle hani kısa yoldan nasıl zengin olurum, işte fenomenlerin türemesi gibi kısa yoldan tanınmak, kısa yoldan aslında Wattpad, az önce onu da eklemek istiyorum, hani Wattpad belki kısa yoldan meşhur olmayı da cazip hale getiriyor, o da bir yöntem. Hani kimisi yazarak kısa yoldan meşhur olmak istiyor, kimisi videolarla, işte TikTok'ta ya da diğer şekillerde fenomena, YouTube'da işte fenomenale gelip ünlü olmak istiyor. Böyle bir dünyada kitaplar da kısa ve kolay tüketilen bir araç haline geldi maalesef. Hocam hanımdan aldım, sufleyle söylüyorum. Japon çizgi romanı manga. Manga serisi. Manga. Evet, evet, teşekkür ederim. Evet. Yani benim evde de var. Evet, böyle cahil bakıyorum. Estağfurullah. Onları yani ama, keyiflidir. Muhakkak keyiflidir. Evet. Ama dediğim anlamda, hani edebilik anlamında söylüyorum ben onu. Hani sadece onu okuyan gençler açısından söylüyorum. Yoksa o da bir keyif olarak okunabilir. Hani onun da bir şey var, okuyucu kitlesi var. Ama hani hiç roman okumadan sadece onları okumak, hani onlar aslında bir geçiş olarak kullanılır. Çizgi romanlardan nasıl yararlanıyoruz? Onları da, mangaları da o şekilde kullanmakta fayda var. Sadece oraya bağlı kalmak anlamında ama değil. Ama hocam bu vesilelerle Japonca, Korece öğrenen çok fazla gencimiz ya, var. Ya evet, yani. O da var. Bu, doğru söylüyorsunuz. Çok enteresan. Yani oradaki kahramanları biliyorlar. Evet, Kore'nin işte yaşam düzenini biliyorlar. Evet. Yani elimden imkan olsa gider orada yerleşirim diyen gençlerimiz var. Yani ben haberlerde çıktı bir ara, biliyorsunuz. Evden kaçıp Kore'ye gideceğiz diyen çocuklar vardı. Ha, evet, evet, evet. Haberlerde ya, çıkmıştı. Çok uzun yıllardır devam eden bir şey. Hani soft power denilen bir şey var. Koreliler bunu çok iyi başarmış. Hani biz dizilerle böyle bir etki alanı oluşturmaya çalışıyoruz ama hani ama tabii o da geçecektir ülkelerinde diye düşünüyorum ben. Hani o da bir dönem, bir furya, akım olarak, evet, bir furya olarak geçecek diye düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra hitap etmeyecek onlara. Yani o yaş grubunu, o yaş dönemi tamamladıklarında ben bunu niye okudum bile diyebilecekler belki, ya da niye bu kadar sevdim diyebilecekler. O dönem dönem hani bu tür şeyleri zaten yaşıyoruz. İşte az önce dediğimiz gibi kalıcı olanlar kendini gösterecek aslında. Gerçekten edebi değeri olanlar, onların dünyalarında iz bırakan eserler kalıcı olacaktır. Şimdi hocam bu hani hızlı geçişler ya da bu sabitesini yitirmek dediğimiz, hani postmodern dönemde çokça konuştuğumuz bir şey. Anlamın sürekli ertelenmesi, sabitelerin ortadan kalkması, her türlü olur kafası diyelim. Bu yeni bir insan tipi ortaya çıkardı. Hele hele dijitalleşmeyle beraber hani bir tık kadar yakın ama bir tık kadar da hemen geçici bir alemle yüzdeyiz. Bu ekranda dahil olmak üzere. Evet.
Şimdi yani bu burada edebiyatın, o klasik edebiyatın ya da klasiklerin tutunabilme gücü hala var mı size göre? Ya ben o konuda umutluyum. Çünkü kendi öğrencilerimizde de görüyoruz. Hala gerçekten hani o Eko'nun söylediği işte ormanda gezinen sadece ormanda yola bakan okurla ormanın yapısını inceleyen yazarın işte yönlendirdiği yollardan gitmeye çalışan okur tipi örnek okur dediğimiz okurlarımız da var hala gençlerimizde. Klasiklerin ben devam edeceğine inanıyorum. Çünkü hala zevk alan okuyunca daha önce niye okumadım diyen gençler var. Tabii burada şimdi öğrenciler dinliyorsa gülümseyecekler de. Dinliyorlar hocam. Güzel mesajlar yazıyorlar evet. Bu arada. Muhtemelen hani, öğrencilerinizdir. Kitapların, hepsine selam olsun. Evet, hepsine selam gönderelim. Kitapların hacmiyle ilgili bu çok kalın dedikleri kitaplar var. Ama diyorum hani o kitap tamam çok kalın, sayfa sayısı çok fazla ama belki 100 sayfalık bir kitap kadar çabuk bitireceksiniz ama öbür taraftan 100 sayfalık bir kitabı da 500 sayfalık bir kitap kadar zor bitireceksiniz. Hani gitmeyecek. Hani bu ön yargıyı kıralım anlamında söylüyorum. Ben nitelikli okurların hani bu anlamda örnek okurların devam edeceğini ve klasiklerin okunacağına inanıyorum. Çünkü onlar her zaman güncelliğini koruyan eserler. Yani her dönem okunduğunda kendi hayatlarından örnekler bulabilecekleri konular, temalar var içerisinde. Kahramanlar var. O yüzden de okuyacaklarını düşünüyorum ki zaten biz yaptığımız araştırmalarda hani böyle dönem dönem ara ara yaptığımız çalışmalarda en çok okunan türün roman olduğunu hala görüyoruz. Hani isim olarak sorduğumuzda da yine klasiklerden bahsediyorlar öğrenciler. Tabii onun dışında hani böyle mizah dergileri, işte çizgi romanlar onlar da çok okunuyor ama klasikler her zaman yerini koruyacaktır diye düşünüyorum. Biz de onun için zaten gayret ediyoruz. Klasikleri okutalım diye uğraşıyoruz. Hem Türk edebiyatı hem dünya edebiyatına. Uzun süredir hani hikayeye geri dönüş, anlatılara, mitolojiye, masallara geri dönüş, böyle bir tezde yaklaşım da var. Hakikaten insanın aslında hikayesi değişmiyor, soruları değişmiyor. Bin yıl önce de aynıydı, şimdi aynı. Ama oyalandığımız şeyler, araçlar değişiyor. Bu biraz bizi oyalıyor sanırım. Hani gençlik dönemi de biraz böyle oyalanmaların ya da deneme süreçlerinin yaşandığı bir dönem. Artık hepimizin gençliğinde farklı arayışlar ya da arayış yöntemleri söz konusuydu. Herhalde günümüzde de böyle bir furya var. Ama suyun o akan tarafı, köpüğün altında kalan asıl tarafı hep bir akışını sürdürüyor. Bir debi debisini sürdürüyor. Şimdi hocam yani nitelikli ciddi genç okur yazar kitlesi yapılan araştırmalarda hala var dediniz. Siz de yaklaşık yayına girişte konuştuk gerçi. Kayıtta öyküler yayınlıyorsunuz. İşte Kurgan Dergisi'nde yazılar. Dergiler, edebiyat dergileri ya da bundan ötede işte yayıncılık dünyasına baktığımız zaman yeni romanlar, romancılar. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki edebiyat, cari edebiyat tablosunu? Yani ben iyiye doğru giden bir şey görüyorum aslında. Yani çok tabii şu noktada hani şikayet edenler var. Çok fazla öykü yazarı olduğunu söyleyenler var ama az önce söylediğimiz gibi onların içerisinden de iyiler zaten kendini gösterecektir, seçilecektir bir süre sonra. Ama hani bu konuda bir istek ya da istek var. Karamsarlık ben çok fazla görmüyorum açıkçası. Hani yayıncılık da iyiye gidiyor bu kadar sıkıntıya rağmen. Farklı sıkıntılara rağmen yayıncılık da hani dergilerin çoğalması, çeşitlenmesi gençler için de farklı süreli yayın anlamında farklı yayınlar çıkarılıyor. Özellikle Diyanet İşleri'ni ben burada onu da hatırlatmak istiyorum. Hani gençler üzerine ciddi çalışmaları var. Onların da gençler için çıkardıkları dergiler var. Geçerken mesela. Geçerken evet. Geçerken dergisi. Tabii pandemiden dolayı da hani belki farklı projeler de devam edecektir ama her alanda olduğu gibi orada da etkiledi.
Ya mesela izdiham vardı hani rahmetli Bülent Parlak'ı analım. Evet, onu da rahmetli analım. Evet, evet. Hayrettin Orhanoğlu hocamız, onu da bu ekranda misafir etmiştik. Evvel gidenler, evet. Evet, onlara da rahmet olsun. Eylesin. Bize İzdiham dergisi, Ali Ayçi'nin bir değerlendirmesi vardı. Özür dilerim hocam, araya girdim. Yani böyle hayatı tutunmaya çalışan, işte şehre gelmiş, işte üniversite öğrencisi, o taşra merkez çatışmasını yaşayan insanlar için can kurtarıcı bir tutamak oluyor. Yani kendilerini ifade etme alanı bulunuyor ve bunu da hani bir estetik kaygı gözeterek yapabilme imkanı sağlıyor. Evet. Bu manada dergilerin çok büyük önemi var sanırım hocam. Kesinlikle, yani hatta belki Bülent Parlak o anlamda çok iyi bir örnek bizim için. Evet. Şimdi öğrencilerimiz arasında da çok böyle hevesli gençler var. Onlar da mesela nereye göndereceklerini bilemiyorlar yazılarını. Hani bizim o noktada işte onları yönlendirmemiz, hani dergilerle iletişim kurmalarını sağlamamız gerekiyor. Tabii dergi sahiplerinin de, editörlerin de gençlere nasıl diyeyim, daha olumlu eleştirilerle yaklaşmaları önemli. Hani bu olmamış, sen bunu yazma ya da devam etme demek yerine, hani biraz daha çalış ya da işte başka bir yazın var mı diyerek hani onları tekrar yönlendirmeleri gerekir. Çünkü gençler hani yazdıkları zaman, bir eser ortaya koydukları zaman daha mutlu oluyorlar. Kendi isimlerini bir dergide görmek onları daha da teşvik ediyor. Hani hepimiz için böyleydi zaten. Hala öyle değil mi hocam? Hala öyle tabii. Yani ben her yazımda heyecanlanıyorum. Hani orada adımı görmek ya da böyle çok sevdiğim biri varsa, öğrenciliğimden beri böyle hayranlık duyduğum bir isim varsa, onunla aynı sayıda olmak beni o kadar mutlu ediyor ki. Tabii bu şu aslında şunu da gösteriyor, bu üzerimizde emeği olan hocalarımız da anmak gerekiyor. Yani bizi buraya gelmemize vesile olan hocalarımızı da burada anmak lazım. Onların emekleriyle bizler de hani bu ya da teşvikleriyle bu aşamaya gelebildik. Onların olumlu teşvik yönlendirmeyle, olumlu eleştirileriyle aslında bunu başardık. Bizim de aynı yoldan onları, gençleri teşvik etmemiz lazım. Dergiler bir yönüyle okul, mektep gibi çalışıyor. Bence Türkiye'de de bu konuda son derece başarılı örnekler var. Geçmişten bugüne işte Dergah dergisi, gerçi çıkma maalesef konusunda bazı sorunlar yaşıyor. Yani bir okul gibi, hani gençlerin yetiştiği bir mecra. O yüzden bu okullara sahip çıkmak lazım. Hani bu dergiler kapanınca üzülenlere içimden şey diyorum. Hani satın aldığımızda dergileri, kapanmasını aslında önlemiş oluyoruz. Hani desteklediğimiz zaman onun için elimizden geldiği kadar da dergileri desteklememiz lazım. Hani bir yıllık olsun, iki yıllık olsun, çok eski köklü bir dergi olmasa, ki köklü dergiler sıkıntı yaşayabiliyorken yenilerin yaşaması çok normal. O yüzden elimizden geldiğince dergileri hem maddi anlamda destekleyip satın alarak, hem de yetenekli öğrencilerimizi, gençlerimizi oralara yönlendirerek daha da gelişmesini sağlamamız lazım. Bilmiyorum hocam, bu konuda araştırma var mı, ama hani edebiyat eğitimi açısından da liselerde mesela gençlerin fanzin çıkarması, hani okul dergileri böyle bir hani okul reklamı broşürü gibi çıkıyor genel itibariyle, ama hani öğrencilerin böyle kendi emekleriyle böyle fotokopi kağıtlarına, ki bu konuda da çok öğrencilerin iyi rehber olan öğretmenler var, yani onları çok biliyorum. Güzel şeyler çıkarıyorlar, çok güzel işler çıkıyor ve sonrasında oradan çocuk kendi mecrasını bulup yürüyebiliyor. Bu da aslında hani bir ne bileyim müfredat içinde bir tavsiye olarak öğretmenlerin bu konuda da bir eğitim alması gerekir belki. Hani mış gibi yapmak yerine. Evet, sadece kazanım olarak kalmamalı. Hani programda kazanım olarak var. Hatta yani kitaplarda da ifadeler geçer, ders kitaplarında, ama dediğiniz gibi okulda uygulanması ve öğrencinin kendi adını orada görmesi çok önemli. Ben kendi yıllarımızı düşündüğümde üniversite dergisiyle biz başladık aslında. Hani ilk yazımız orada çıktı. İlk mutluluğu orada yaşadık biz. Belki o yıldan... Neydi hocam derginizin adı? Cemre dergisi. Üniversitemizin dergisi. Şimdi o dergi hala da çıkıyor. Yani kaç 96'da... Bir gelenek aynı zamanda. Tabii 95'te başladı çıkmaya bildiğim kadarıyla. Çünkü ben 96 girişliyim. 95'te itibaren ilk senesiydi. İkinci yıl, evet, 95. Uzun yıllardır hocamızın gayretiyle çıkıyor yani dergi ve öğrencilerin tabii o konuda da gayretleri büyük. Bu kadar yıl çıkıyor olması. İşte dediğim gibi, yani bizim orada yazımız çıkmasaydı belki devam etmezdik. Ya da öyle bir istek içimizde oluşmazdı.
Eyvallah. O zaman gençlikten umut kesilmez, edebiyattan hele hiç kesilmez. Gençliğin edebiyatı da son derece ümit verici. Gençlerin kesinlikle edebiyatla uğraşması bir hayat belirtisi aynı zamanda. Hani genelde böyle işte yurt imkanım olsa yurt dışına kaçarım. Böyle bir hakim bir söylem, bir kara bulut gibi gençlerin üzerinden hani dolaştırılmaya çalışılıyor ülkede. Ama hani yaşasın edebiyat, yaşasın Türkçe, yaşasın kesinlikle bu güzel çabalar. Ali hocamızın da bu konuda hem akademik alanda hem de gençlere farklı mecralarda yaptığı rehberlik anlamında çalışmaları takdire şayan elbette. Yani inşallah faydalı oluyoruzdur. Nurullah Ataç'ın dediği gibi bir ülkede ya da bir toplumda hani bir sıkıntı varsa işte gençleri edebiyata, sanata yönlendirmek lazım. Çünkü bu içlerindeki o hani deli kan dediğimiz deli akan kanı nasıl durduracağız ya da nasıl sükun erdireceğiz? Evet, evet. İşte edebiyat, yani edebiyat sanatın her dalı olabilir, herhangi bir dal olabilir. Yazarak ifade edebilen kendisini yazar, çizebilen çizer. Bu şekilde kendilerini ifade etmelerini sağlamak lazım. Hangi konuda yetenekleri varsa ki edebiyatın dünyasını zaten daldıklarında o dünyaya bir alıştıklarında çıkamayacaklardır. Çıkamayanları görünce de ben seviniyorum açıkçası gençlerimizden. Eyvallah hocam. Bu arada çok kıymetli izleyicilerimiz güzel cümleleriyle katkıda bulunuyor. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz şu an ama. Ben göremiyorum. Esra Kanmaz, değerli Ali. Evet, tıklamamışım. Evet, şimdi. Ali hocamı dört gözle bekliyoruz demiş yengeler girerken hemen. Kayra Üsten, dede. Oğlum, Esra. Büyük oğlum. Ondan sonra Mehmet Kadir Akbulut Bey, Burak Bey. Hatice, Betül, Nilgün, Fatih, Esra Kanmaz, Ahmet Yavuz. Yani çok izlenen bir yayın oldu hocam. Öğrencileriniz de sağ olsunlar. Bırakmadı. Mangayı evet, Ahmet Yavuz hocam. Cevaplar gelmiş. Evet. Ha, diyor ki Ahmet, ha, yaşlanmışız, manga denilince benim aklıma tropikal bir meyve mango geliyor. Hocam benim de aklıma manga deyince manga diye bir grup var. Evet, benim de aklıma o gelmişti ilk okuduğumda. Şöyle Yavuz hocamın da şimdi ergenliğe girmiş çocukları var. O da yakında onlarla tanışacaktır. Mangayla tanışacaktır yani. Yakındır hocam. Eyvallah. Hocam güzel ama yani bir nevi hani bizim de bu yeni dünyaları tanımak, onları bir şekilde hani bilmediğimizin cahili oluyoruz. Sonra da hani bırak onu ya, klasik oku moduna giriyoruz. Tabii, çocuklarla böyle bir iletişim kurmak da doğru değil herhalde. Zaten onu yaptığımızda koparıyoruz. İletişimi koparıyoruz. Evet. O hani çatışma dedi ki, orada bir de bir çatışma ortaya çıkıyor aslında. Evet. Ya çizgi roman mesela, yani benim eşim bu konularda biraz ilgili birisi. Hani her neslin kendine göre bir dili var. Evet, biz anlamasak da bu konuda anlaşamasak da o alanda bir şey koymamak lazım, set koymamak lazım. Ama çizgi romanlar da zaten hani geçiş, okuma alışkanlığı kazandırmada bir geçiş aracı olarak söylüyoruz ama başlı başına da hani keyifle okunabilecek türler. Hani benim zamanında ben işte abimden dolayı bu Texas Tomix'ler, Zagor'lar falan. Keyifli okurduk onları ama onun yanında tabii diğer romanları da, hikayeleri de okurduk. Sadece o alanda değil. Onlar bir hani okuma alışkanlığı kazanmadı, bir geçiş aslında baktığımızda. Eyvallah. Keyifli okunabilecek yazılar. Hocam 1 saat 10 dakikayı geçtik. Sizi Ramazan akşamında çaysız susuz bıraktık. Yok, hiç sorun değil. Ben çok keyif aldım. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Katılan dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de. Sağ olsun, her zaman ayırmışlar. Benim de tekrar yayını izlerken alacağım notlar var. Önemli eserlerden bahsettiniz. Önemli noktalara vurgular yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Yüz yüze görüşmek de nasip olur. İnşallah hocam. Evet. İnşallah. En kısa zamanda. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Bu arada yani ebediyete irtihal etmişti. Babanıza da rahmet dilemek isterim ben. Çok sağ olun. Yani onun da tabii acısı hala üstünüzde ama böyle de bir sohbette bir moral oldu birbirimize. Evet. Sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar dileriz Ali Hocam. Hepimize inşallah güzel günlerde tekrar sağlıklı günlerde görüşelim inşallah diyorum. İnşallah hocam. Efradında da çokça selamlar. İzleyicilerimize de iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya inşallah hayat memat meselelerinde karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Yeniden kurulacak düzenin kartları dağıtılıyor masada.
Filmler, diziler ve teorilerle sergileniyor kurgulanan gelecek. Usul usul değişirken dünyamız, pandemi, kitle imha silahları, mutasyona uğratılan virüsleri pazarlıyor korku tüccarları. Empoze edilen fikirleri reddedenler terörizmden hüküm giyiyor. İnsan haklarını en ön safta savunanlar, doyururken tokları, açlıktan ölen milyonları görmezden geliyor. Kurgulanan yeni düzende var olan tüm kokuşmuşlukların farkında olarak kalkalım, hazırlanalım. Tek bir harfi dahi esirgemeden en veciz sözcükleri kuşanıp haykıralım. Malcolm X anısına düzenlenen Dünya Yeniden Kurgulanırken Sözümüz Var deneme yarışması tüm dünyadan lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla başlıyor. Haydi, sen de dünya yeniden kurgulanırken kaleminle yükselt sözünü. Haykırsın sözcüklerin, yankılansın mazlum coğrafyalarda. Mavera Ödülleri deneme yarışması için son başvuru tarihi 10 Mayıs 2022. Başvurularınız için www.maveraodulleri.com